Bugün Çin'in bütün dünyaya Sincan olarak tanıtmaya çalıştığı bölgenin asıl adı Doğu Türkistan, asıl sahipleri Türklerdir. Zamanla Türklerin her yöne yaptıkları göçler, buradaki nüfusun azalmasına sebep olacak. Bu azalma, bölgenin iki büyük gücü olan Çin ve Rusya için kaçırılmayacak fırsatlar sunacaktır. Doğu Türkistan'ın son 250 yıllık tarihi, zulümlerin ve baskıların tarihidir. Bu baskılardan yılan ve katliamlara uğrayan Türkler için çoğu zaman onurlarını ve inançlarını korumanın tek yolu yığınlar halinde Doğu Türkistan'ı terk etmekti. Ve Doğu Türkistan halkı göç yollarına düştü. İlk dedelerine bile beşiklik eden Altay ilinden Moğol saldırıları ve büyük kıtlık sonunda ayrılıp yine Doğu Türkistan sınırları içerisindeki Barkol'a yapıldı ilk göçler. Barkol'da 3 sene kaldılar. Ülkeleri Çin'in işgali altındaydı. Sırtını Ruslara dayayan Çinli diktatör Shin Sin-se'in zalimlikleri Uygur, Kazak, Kırgız, Tacik, Özbek, bütün Türkleri canından bezdiriyordu. 300 bin kişi tutuklanmış, binlerce kişi öldürülmüştü. Doğu Türkistan, bütün Türkler için açık hava zindanı gibiydi. Özgürlükleri, dinleri, canları tehdit altındaydı. Çin zulmü öyle dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı ki, aksakallıların göç kararı almaktan başka çaresi kalmamıştı. Köprük'te bir toplantı oldu. O toplantıda büyüklerimiz şöyle bir karara geldiler. Hiç kimse mecbur değil. Yani istiklal, özgürlük ve namusunu, dilini korumak isteyenler varsa yola devam edelim. Etmeyenler varsa kalsın denildi. Böylece iki grup halinde oldu. Mesela bizim aileden çok akrabalarımız, amcalarımız, klanlar oldu. Ve 2000 kişiden biz ancak 500 kişi gönüllü çıktı. Ve tekrar yollara düştüler. Hedef Türkiye'ye ulaşmaktır. Ama kimse nasıl gidileceğini bilmemektedir. Bu yüzden daha önce göç edenlerin izlediği yolu takip ederek Gansu ülkesine ulaşırlar. Çin göç edilmesine de izin vermemektedir. Yola çıkan bazı kafileler zulümlerle geri döndürülür. Bazı kafilelerde de çok ölen olur. Bazıları da ölümden kurtulmak için çöllere, dağlara kaçarlar. Doğu Türkistan'dan Gansu'ya aralıklarla devam eden göçler, Gansu'da kısmen çoğalmalarını sağlasa da rahat değillerdir. Bütün baskıların yanında Çinliler askerleri için Doğu Türkistan halkının atlarını da almaya başlayınca buradan da göç etmekten başka çareleri kalmaz. Yine denk toplanır, kervan düzülür, yola düşülür. Önce çöl aşılacak, sonra Himalayalar geçilip daha evvel yola çıkanların ulaştığı Hindistan'a varılacaktır. Çöl yolculuğunda sefaletin her türlüsüyle karşılaşırlar. Açlık, hastalık ve yorgunluk Çinlilerden daha çok hırpalar. Ölümün yaşanmadığı gün yoktur. Ama ne ölüleri hakkıyla defnedecek zamanları ne de hastaları iyileştirecek imkanları vardır. Taklamakan çölünü geçmek çok zor oldu. Çölde tuzlu ve kireçli kaya parçaları, tuz parçaları, tabakalar halinde gerek hayvanların gerek insanların ayakkabılarını ve tabanlarını deliyordu. Ben şahsen benim ayağımdaki çarığım delinmiş, etlerim kazılmış ve kendi kemiğimi görmüştüm. Kendi şu bacağımın kemiğini, ben topuk kemiklerimi gördüm. Tibet ülkesinde ilerlerken kış da kendini bütün şiddetiyle göstermeye başlar. Ve bu kış şartlarında
Himalayaları geçmek zorundadırlar. Kar öylesine boğucu, soğuk öylesine keskindir ki dinlenmek için biraz mola verilse insanlar ve hayvanlar karla kaplanmaktadır. Kar ve soğuk, gece gündüz atları, silahları ve dostları kadar yoldaşları olmuştur. Ama asıl büyük tehlike Tibet yaylalarının yüksekliğidir. O kadar yüksek rakıma tırmanmışlardır ki yüksek basınç göç eden insanların İS denilen bir hastalığa tutulup acılar içinde ölmesine sebep olmaktadır. Artık ölümler sıradan olay haline gelmiş olsa da sevdiklerini karlara gömmek yol yorgunluğundan çok daha büyük acılar yaşatır. Ölen şehitlerimizi gömmek çok zordu. Ben biliyorum. Mezar kazmak için günlerce uğraşıldığını biliyorum. Ateş yakılarak buzlar eritiliyor. Buz eridikten sonra kazmak kürek varsa ancak toprağa ulaşabiliyordu. Yani cenazeleri bile gömmek bu Tibet yaylasında, Tibet'te çok zordu. Çünkü hemen hemen biz Himalaya zirvesinin dibinden geçtik. Yani Himalaya 8800 küsur metre yüksekliği olduğuna göre demek ki biz nereden baksanız 6-7 bin metre gibi bir yükseklikte seyrediyoruz. Dolayısıyla dünyanın damında. Bu çok zor bir göç. Gerçekten zor bir göç. Ölülerini karlara gömmek zorunda kalan bu insanlar ibadetlerini ve yakarışlarını bile kar üstünde yaparlar. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله خداي جار القاسن آمين مال باسن امان ساقلاسن آمين باي دولتين برسن آمين پیغمبر برکتين برسن آمين شيطانين شرنن ساقلاسن آمين باتشانين قهرنن ساقلاسن آمين منبر اتو پلدن ساقلاسن آمين نوز بر اتو کترن ساقلاسن آمين غزوالي من اوتاس قلسن آمين ایماندو من جولداس قلسن آمين بتون تلکترمزدی قبول قلسن آمين هیمالیالارده her mola yerinde çadırlarını kurarak, güvenliklerini sağlama alarak, hayvanlarını kontrol ederek yola devam ederler ve bunları bir peygamber sabrıyla her gün yeniden yaparlar. Bazen bir ateşin çevresinde toplanıp, Dombra'dan çıkan namelerle yaralarını sarmaya çalışarak sonra bir hayhuy içinde tekrar yola koyulurlar. Yalayın karagımı sıkıldım ay balabanı akkundu sıkıldım ay sürücen kamasay zor. O kadar çok insan, o kadar fazla şeyini kaybeder ki bu yolculukta, alt aylardan onlarca efradıyla yola çıkıp da hiçbir ferdi Türkiye'ye ulaşamayan çok aile vardır. Alt aylardan yola çıkan 18 bin candan Türkiye'ye 800 kişi gelebilir. Yol şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu 800 kişinin gelebilmesi bile büyük başarı sayılır. Yol boyunca saldırılara, katliamlara uğrarlar. Yetmez, başlarına binbir türlü hastalık musallat olur. Çöllerde yanarak, Himalayalarda donarak ölür göç edenlerin çoğu.
nihayet azala azala da olsa Hindistan'a ulaşmayı başarırlar. Hindistan devleti daha evvel buraya göçen kafileler sebebiyle Doğu Türkistan göçmenlerine yabancı değildir. Bu yüzden hem Hindistan'a giriş hem de kamplara yerleşmeleri daha kolay olur. Ama hayat göçmenler için zordur. Aksakallılar daha Doğu Türkistan'dan çıkarken Türkiye'ye ulaşmayı hedeflemişlerdir. Ancak Türkiye'de huzur bulacaklarını bilmektedirler. Ama İkinci Dünya Savaşı, Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılması, siyasi karışıklıklar Doğu Türkistan göçmenlerinin Türkiye'ye gelmesini geciktirir. 1950'li yıllarda şartlar olgunlaşınca müracaatlar yapılır. Oradaki büyükelçilerin çabalarıyla müracaatlar kabul edilince de Türkiye'ye gelmek için hazırlıklara başlanır. Vizemiz geldi bizim. Türkiye'den kabul oldu diye bize vize geldi. Vize geldiği zaman bu milletin sevinçini bir görseniz siz. Gece gündüz uyumadılar. Bağırıştır, çağırıştırlar, biz getiriyoruz. Nereye? Türkiye'ye getiriyoruz. Türkiye'nin ne olduğunu da pek bir şey tanımıyorlar ama adamlar böyle diyor, getiriyoruz biz diyor. Nereye getiriyoruz? Türkiye'ye. Yani böyle. Çok büyük bir heyecan. Ondan sonra oradan dediler ki otobüste geçeceksiniz buradan. Otobüsten Kaşmir'in ortasında Himalaya Dağı var bir tane. O dağa geçeceksiniz. Ondan sonra Bombay şehri var. Hindistan'ın Bombay diye büyük bir şehir var. Oraya geçeceksiniz. Oradan trene gemiye bineceksiniz. Gemiden karayoluyla Bağdat, Mısır'ı geçerek Türkiye'ye gideceksiniz. Türkiye daha önce Kırım'dan, Kafkaslardan ve Balkanların neredeyse tamamından göç eden insanlara kucak açtığı gibi Doğu Türkistan göçmenlerini de bağrına basar. Bugün büyük çoğunluğu İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce Doğu Türkistan göçmeni vatandaşlarımız yaşamaktadır. Ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm bu insanlar aracılığıyla dünya kamuoyuna duyurulmaktadır.